1930 yılındaki keşfinden sonra Plüton, uzun yıllar boyunca Güneş sistemindeki 9. gezegen olarak kabul edildi. Takvimler 2006 yılını gösterdiğinde ise bu tarihsiz gök cismi, bilime ilgisi olup olmayan herkesin konuştuğu ve tartıştığı bir konu haline gelmişti. Hatta tartışma aşamasını hızlıca geçerek onun haksızlığa uğramış olduğunu düşünüp protestolar düzenleyenler ya da artık bir gezegen olmadığı kararını veren bilim insanlarına ciddi ciddi tehditler yağdıranlar bile oldu. Peki Uluslararası Astronomlar Birliği neden Plüton'dan gezegen unvanını alıp onu bir cüce gezegen olarak sınıflandırdı? Verdikleri bu kararın gerekçeleri neydi? Haklılar mıydı? Veya Plüton her şeye rağmen yeniden tam anlamıyla bir gezegen olarak kabul edilemez mi? No. Yes. No. No. Yeah. Yes. No. Yes. I'm not really sure that I have an opinion of whether or not Pluto should be a planet. Genişliği Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse yarısı, ağırlığı ise ayın 1/5 kadar olan, bununla birlikte tamamı buzullardan ve kayalardan oluşan Plüton, Güneş sistemindeki diğer gezegenlerle karşılaştırıldığında bazı önemli farklılıklara sahiptir. Bunlardan ilki, yörüngesinin diğerlerine göre dış merkezli olması sebebiyle 248 dünya yılında tamamladığı Güneş etrafındaki dönüşünün 1/6 kısmında Güneş'e Neptün'den daha yakın oluşudur. Öte yandan bazı bilim insanları Neptün ve Plüton'un yörüngelerinin kesişmesini, Plüton'un bir zamanlar Neptün'ün bir uydusu olabileceği şeklinde yorumluyor. Farklılıklardan veya sıra dışı diyebileceğimiz durumlardan bir diğeri ise Plüton'un yarı büyüklüğündeki Charon adlı doğal uydusuyla bir gezegen-uydu ilişkisinden çok çift gezegenli bir sistemi anımsatıyor olması. Bu durum ağırlık merkezinin tek bir nokta üzerinde toplanmak yerine alışılmışın aksine paylaşıldığı anlamına geliyor. Örneğin Dünya ve Ay'ı ele aldığımızda baskın çekim kuvveti sürekli ve kesin olarak Dünya'dayken aynı durumun Plüton ve çift gezegenli sistemdeki ortağı Charon için geçerli olduğunu söyleyemeyiz. Bu ve buna benzer durumlar bilim insanlarına uzun yıllar önce Plüton'un gerçekten bir gezegen olup olamayacağı sorusunu sordurmaya başladı. Ve şüphelerinde hiç de haksız sayılmazlardı. 2000'li yılların başında Plüton hakkındaki karışıklığa ve soru işaretlerine son vermek için bazı bilim insanları gezegenlerin tanımının yıldızlardan küçük, küre şeklindeki gök cisimleri olarak değişebileceğini öne sürdü. Ancak böyle bir senaryoda Güneş sistemindeki gezegenlerin sayısı 8 ya da o zamanlar için 9 yerine 100'ün üstüne çıkmış olacaktı. İşleri çok daha karmaşık bir hale getireceğinden birçok kişi bu öneriyi pek de sıcak karşılamadı. 2004'te Haumea ve Makemake gibi Plüton'a boyut bakımından çok benzeyen yeni cisimlerin keşfedilmesi, Plüton için tehlike çanlarının çalmaya başladığını haber vererek onun bir gezegen olduğunu düşünenleri büyük bir çıkmaza sokuyordu. İplerin koptuğu noktaya ise 2005'te Eris'in keşfiyle gelindi. On January 8th of this year, while looking through some old data that we had taken with the Samuel Ocean Telescope at Palomar Observatory, we found, much to our surprise, an object 3 times further away than Pluto. This will absolutely rewrite the history of astronomy textbooks. Eris, Kuiper kuşağında yer alan bir gök cismiydi ve Plüton'la boyut olarak neredeyse aynı değerlere sahipti. Üstelik tıpkı onun gibi görünüyor ve onun gibi davranıyordu. Ayrıca bu ikili birbirlerine ne kadar benziyorlarsa Güneş sistemindeki diğer gezegenlerden de o kadar farklıydılar. Bu yeni gelişmeler bilim insanlarına takip edebilecekleri yalnızca 2 yol bırakıyordu. Eris'i ve boyut olarak ona yakın daha birçok cismi gezegen olarak kabul etmek ya da gezegenlerin tanımında Plüton'u da etkileyecek önemli bir değişikliğe gitmek. Çok geçmeden bir gök cismini gezegen yapan etkenlerin ne olduğunu açıklık getirebilmek için iyi ve net bir tanım hazırlanması kararı alındı. Öyle de oldu ve Uluslararası Astronomlar Birliği kısa bir süre içinde 3 maddelik bir listeyle ortaya çıktı. Buna göre bir cismin gezegen olarak kabul görmesi için Güneş'in veya başka bir ifadeyle bir yıldızın yörüngesinde dönüyor olması, görünümünün büyük ölçüde küreyi anımsatması ve çevresinin temiz olması gerekiyordu. Son maddede anlatılmak istenen şey gezegenin yörüngesinde bulunan uyduların dışında cismi çevreleyen başka büyük nesnelerin olmaması gerektiğiydi. Çünkü böyle bir durumda gezegenin uyduları üzerindeki etki gücünün azalmasıyla kütle merkezi dengesiz hale gelirdi. Satürn, Jüpiter ve Uranüs gibi halkaya sahip olan gezegenlerin bu temiz çevre tanımına uymadığı düşünülebilir.
Ancak halkayı meydana getiren cisimler onlar için bir nevi uydu görevi görür. Listeye baktığımızda evet, Plüton bariz bir şekilde Güneş'in yörüngesinde hareket etmekteydi ve kabul edilebilir seviyede de küreyi anımsatıyordu. Ancak üçüncü madde pek de ona göre değildi. Çünkü az önceki Dünya ve Ay örneğinde olduğu gibi baskın çekim kuvveti tek bir nokta üzerinde toplanmak yerine Plüton ve uydusu Charon tarafından paylaşılmaktaydı. 24 Ağustos 2006 yılında Prag'da yapılan konferanstan çıkan karar, devamında gelecek tüm tepkilere, bazı bilim insanlarının kararı reddetmelerine ve uzun yıllar sürecek tartışmalara rağmen Plüton'un gezegenlikten çıkarıldığı ve artık bir cüce gezegen olduğu yönündeydi. Gerçi 2008 yılında oradan da çıkarılıp Plütonumsu adıyla özel bir gruba alındığı olay da unutulmamalı. I'm quite familiar with Dr. Tyson. He's responsible for the demotion of Pluto from planetary status. I liked Pluto. Ergo, I do not like you. Sonuç olarak birçok film ve dizinin komedi malzemesi olarak kullandığı ya da rütbesi düşürülüp değer kaybetme anlamına gelen Plütonlanmak sözcüğünün ortaya çıkmasına sebep olan bu olayı birçok kişi biraz duygusal karşılayıp Plüton'a haksızlığa uğramış olarak değerlendirse de bizim ona nasıl seslendiğimiz milyonlarca kilometre mesafedeki bir cismi pek de etkileyeceğe benzemiyor. Ayrıca 2006 yılında New Horizon projesiyle yola çıkan uzay aracı Plüton'un yüzeyindeki kalın buz tabakasının kilometrelerce altında okyanusların ve buzul volkanların bulunabileceğine dair önemli kanıtlar elde etti. There are evidence for ice falls and flows and glaciers. Just tremendous stuff. Yani her ne kadar Plüton bizim için tam anlamıyla bir gezegen olmasa da statüsünden ve etki gücünden çok daha büyük gizemlere sahip olduğu bariz ve merak uyandırıcı bir gerçek.